Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un büyük spekülasyonlara sebep olan telefonu Samsung Galaxy Fold'u inceliyoruz. Telefon neden bu kadar olay haline geldi? Bu katlanır telefon furyasını aylardır duyuyoruz arkadaşlar. Ancak şu an katlanabilir telefonlar daha o kadar yaygınlaşmadı. Peki neden? Telefon piyasaya ilk sürüldüğü zaman test için bazı teknoloji editörlerine gönderiliyor. Ve o editörler de bu katlanmasından dolayı çok fazla sorun yaşadılar arkadaşlar. Bir sürü ekranda sorunlar çıktı. İşte yok jelatin kalkınca telefonun ekranı bozuldu vesaire. Telefonun başına gelmeyen kalmadı. Samsung da ne yaptı? Bütün telefonları geriye topladı. Telefonun üzerinde bazı oynamalar yaptı. Yine yavaş yavaş belli ülkelerde dağıtmaya başladı. Peki ne yapıldı bu süre zarfında onu da söyleyelim. Bu ekran koruyucusu sökülüyordu arkadaşlar ve o söküldüğü zaman da ekranda problemler çıkıyordu. O ekran koruyucusu sökülmesin diye burada bulunan çerçevelerin altına gizlendi. Biz şimdi gelin elimizdeki Fold'un neler sunduğuna bakalım. Tasarımıyla isterseniz bir giriş edin. Bu arada şunu atlamayalım arkadaşlar. Bu telefonu yakın bir zamanda sağlamlık testi yapacağız. Fikirlerinizi mutlaka yorumlar bölümünden bizlere iletmenizi istiyoruz. Katlanabilir telefonlar kendi içinde de ayrılıyor arkadaşlar. Bazıları böyle dışarıya doğru katlanıyor. Bu Galaxy Fold örneğinde de görüyoruz ki içeri doğru katlanan bir yapısı var. Telefonu şöyle açıyorsunuz arkadaşlar. Tablet gibi bir telefon karşınıza çıkıyor. 7.3 inçlik bir ekran burada bizleri bekliyor. HDR 10 Plus desteğini de sunuyor bu ekran. Eğer simetri takıntınız varsa ekranın sağ üst tarafında şöyle ufaktan bir çentik var arkadaşlar. Bir video falan izlerken bazen rahatsız edebiliyor. Bu katlama yerinde arkadaşlar bir iz olduğunu söyleyelim. Böyle tam karşıdan bakarken ekranda beyaz bir şey varsa ya da full siyah bir şey varsa birazcık belli oluyor. Çok fazla rahatsız etmiyor. Şöyle katladığınız zaman ön tarafta bir tane ekran karşımıza çıkıyor. İçerideki ekrana göre çok ince ve uzun durduğunu söyleyebilirim ve şu altta ve üstte büyük kaybımız var. 4.6 inçlik bir ekran bu arkadaşlar. Bu Galaxy S10 ile aynı AMOLED panele sahip. Bunu da normal standart bir telefon gibi kullanabiliyorsunuz. Hani bazı özelliklerden kısma vesaire gibi bir şey yok. Şöyle bütün uygulamalarınıza her şeye buradan ulaşabiliyorsunuz. Samsung şöyle bir iddiada bulunuyor arkadaşlar. Söyledikleri bu. Tabii ki bunu deneme şansımız yok. Bu ekranı 200 bin defa şöyle katlayıp açabiliyoruz. Şöyle kapattığımız zaman kalınlığımız 17.1 milimetreye ulaşıyor. Yani cidden günümüzdeki akıllı telefonların birazcık dışında kalın bir telefon gibi gözüküyor. Bu kalınlık menteşenin olduğu yani şu yan kısımdan diğer uçlara doğru azalıyor arkadaşlar. Ancak yine cebinizde iki tane telefon taşıyormuş hissiyatını oluşturuyor. Açtığımız zaman kalınlık konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. 7.6 milimetre yani günümüzdeki çoğu cihaza yakın bir kalınlığı var. Cihazın gövdesinde alüminyum alaşım kullanmayı tercih etmişler. Telefon hem tablet modunda hem de bu kapalı halindeyken 16.1 santimlik bir uzunluğa sahip. Kapalıyken de genişliğimiz 6.3 santim yaklaşık arkadaşlar. Açtığımız zaman da 11.8 yani 12 santimetre diyebileceğimiz bir genişliği mevcut. Telefonun toplam ağırlığı 276 gram birazcık ağır olduğunu söylesek yanlış olmaz. Telefon tabii ki de daha da kalınlaşmasın diye 3.5 milimetrelik kulaklık girişini kaldırmayı tercih etmişler. Kesinlikle Samsung'un amiral gemisi sınıfındaki telefonlarındaki hissiyatı veriyor. O premium hissiyatını çok rahat bir şekilde alabiliyorsun. Yan tarafa parmak izi gömülmüş arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Hızlı çalışıyor. Hem ön kamerada hem kapalıyken ki ön kamerada da yüz tanıma sistemi mevcut. Oradan da güvenliği sağlayabiliyorsunuz. Şimdi birazcık da bu telefonun kameralarından bahsedelim isterseniz arkadaşlar. Aslında kamera konusunda S10 Plus, S10 veya Note 10'un dışında çok fazla bir şey sunmuyor. Ekstra bir şey sunmuyor bizlere. Sadece şunu söylemek istiyorum. Toplamda 3 tane ön kameramız var. Bir katladığımız zaman bu ekranın hemen üstüne görebileceğiniz bir ön kamera mevcut. Bu ön kameramız 10 megapiksel değerinde f2.2 diyafram değerini taşıyor. Aslında teknik olarak Note 10'un aynısı diyebiliriz. Açtığımız zaman 2 tane ön kamera çıkıyor. Sonuçta böyle de selfie çekebiliriz arkadaşlar. Burada da şöyle bir şey yapılmış arkadaşlar. Bir tane arkadaki bu ön kameranın aynısından burada var. Bir de 8 megapiksellik işte portre modunda falan çekebilmek için bir tane daha kamera eklemişler. Onun da diyafram değeri f1.9. Şimdi ana kameralarımıza geçelim isterseniz. Bu arkada 3 tane ana kameramız var. 16 megapiksellik ultra geniş açılı bir tane kameramız var. f2.2 diyafram değerini taşıyor ve 123 derecelik bir görüş açısı var. Onun dışında 12 megapiksellik standart bildiğimiz ana kamerası geniş açılı bir lens mevcut arkadaşlar. O da diyaframı bildiğiniz gibi değişiyor. f2.4 ve f1.5 arasında hani bu ışık koşullarına göre değişebiliyor onun diyaframı. Son kameramızda zoom yakınlaştırma işlerine bakıyor arkadaşlar. Onun da f2.4 diyafram değeri var. Arkadaşlar merhaba. Şu an sesimi Galaxy Fold'un ön kamerasından duyuyorsunuz. Ses kaydı ve bir ön kameranın hafif düşük ışıktaki kaydı bu şekilde. Ya aslında kameralara çok fazla değinmeye gerek yok. S10 Plus'ta da Note cihazlarında da yeterince zaten bahsetmiştik. O videolara da bakabilirsiniz. İsterseniz 3 aşağı 5 yukarı aynı kameralar burada mevcut. Şimdi kameralardan sonra
sonra biraz da donanımdan bahsedeyim. Zaten donanımın sonuna doğru pilden de bahsedeceğim arkadaşlar. Telefonda günümüzün en gözde işlemcilerinden bir tanesi var arkadaşlar. Yani Snapdragon 855 işlemciyle birlikte geliyor. Grafik işleme birimi tarafında da Adreno 640'ı kullanıyor telefon. Bunun dışında 12 GB'lık bir RAM ile birlikte geliyor. Gayet güçlü bir donanım var telefon, anlayacağınız üzere. Onun yanında da depolama tarafında 512 GB gibi gayet ciddi bir depolama alanı bizleri bekliyor. Katlanabilir ekranla uygun olarak tasarlanmış bir içinde Android sürüm var. Android 9 ile birlikte geliyor arkadaşlar. Yani ekranı kapattığınız zaman şöyle direkt isterseniz uygulama bu tarafta devam ediyor. Uygulamayı seçmeniz lazım. Bunu da söyleyeyim. Android 10 geleceği yönünde ciddi iddialar var ki tabii ki de zaten bu telefona gelir. Ancak telefon hem pahalı olmasından dolayı hem piyasada birazcık daha az bulunmasından dolayı Android 10'un beta sürümüne alınmadı. Şimdilik tabii ileride ne olur ne biter onu bilmiyoruz. Şimdi gelin telefonla biraz oyun oynayalım bu büyük ekranla arkadaşlar. Batarya ne kadar gelecek hem ondan bahsedeyim hem ne kadar ısınıyor onu bir görelim arkadaşlar. Bir de oyunlar nasıl gözüküyor siz de onu görmüş olun. Pil tarafı şu şekilde, elimizdeki Fold 5G modelde 4235 mAh'lik bir batarya, hatta birleştirilmiş 2 adet batarya mevcut. Tabi burada kullanım konusunda detaylı bir veri vermek için biraz daha kurcalamak lazım. Ancak sizin kullanım şeklinize göre tamamen değişir. Yani 7.6 inçlik ekranı kullanıyorsanız piliniz tabii ki de daha az dayanacaktır. Ancak küçük büyük ekran karışık standart bir kullanımdan bahsedersek 1,5 günü zorluyor diyebiliriz telefon. Ayrıca Samsung Galaxy S10'dan bu yana standartlaşan kablosuz tersine şarj özelliğiyle diğer telefonları da şarj edebiliyoruz. Bunu da hatırlatmış olalım. Telefonun kutusundan çıkan şarj cihazı ise 15 watt güce sahip. Bunu biraz düşük diyebiliriz hızlı şarj için. Günümüz teknolojisinin birazcık gerisinde diyebiliriz. Bu adaptör ile birlikte 30 dakikada yaklaşık %40 seviyelerine, 1 saat 50 dakika gibi bir sürede de %100 seviyelerine ulaştırabiliyoruz. Peki 15 dakikalık PUBG'nin sonunda neler oldu? Hemen bundan da bahsedelim. Şarjımız büyük ekranla oynamamıza rağmen gayet iyi dayandı. Sadece %4'lük bir kayıp verdi. Onu belirtelim. Yalnız biraz ısınıyor arkadaşlar telefon. 31,5 dereceden 38.4 dereceye yükseldi. Bizim dışarıdan gözlemleyebildiğimiz kadarıyla. Ancak şunu da söyleyebiliriz tabii ki de çok büyük bir ekranda PUBG oynamak standart bir telefondan da tabii ki daha fazla keyif veriyor. Evet, bataryadan da bahsettik. Oyunumuzu gördük arkadaşlar. Cayır cayır çok güzel bir şekilde oyunumuzu oynayabiliyoruz. Şimdi gelin telefonla ilgili son sözlerimizi söyleyelim ve yavaştan videomuzun sonuna doğru geçelim. Ülkemizde şu an telefon resmi olarak satılmıyor arkadaşlar. Biz 14.000 TL civarında bir para ödeyip kendisini getirttik topraklarımıza. Resmi olarak gelirse de bu telefonun 20.000 TL civarında olacağı dedikoduları dönüyor. Ama 20.000 TL nedir, ne değildir? Valla biraz orası enteresan. Telefonun biraz artılarından eksilerinden bahsedeyim. Sonra da yorumu size bırakayım arkadaşlar. En baştaki artısı bir kere devasa bir ekranı taşıyorsunuz yanınızda. Ama o ekranı istediğiniz zaman şöyle küçültebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Ayrıca böyle sağda solda bir yerde otururken telefonu gerçekten dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Ancak şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bu katlanılabilir olayı şu anda yeni doğmuş bir bebek gibi emekleme aşamasında. Bunda da 3-5 ay sonra bir sorun çıkmayacağını garanti yok. O yüzden hani illa bir katlanabilir telefon istiyorsanız bence ikinci, hatta bekleyebilirsiniz üçüncü serileri beklemenizde fayda var. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Bu telefonun bir de kalemi olsaymış bence çok daha güzel olurmuş. Sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum arkadaşlar. Telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka açıklama bölümünde hep beraber tartışalım meseleyi. Bir de şuradan eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın diyelim. Sizlerle birlikte Samsung'un katlanan ekranlı telefonunu inceledik hep beraber. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka başka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.